Merhaba, Yeditepe Üniversitesi'nde hem Think Talks özel yayınlarımız hem de online ve kampüste tercih tanıtım günlerimiz devam ediyor. Yanımızda yine konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Semih Yalçındağ. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Endüstri bölümüyle ilgili video bekliyorlar. Videolarımızın altına istek yazmışlar. Hocam nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Tam olarak onun karşılığı bir süreç geçiriyoruz. Çok yoğun. Üniversitede en çok talep olan bölümlerden bir tanesiyiz. Son yıllarda zaten bu yönde artan bir trend var. Benim için de mutluluk verici burada bulunmak. Buraya gelemeyip ama endüstri mühendisliğinin nedir bilmek isteyen ve ona göre tercih yapmak isteyen kişilere, öğrencilere, velilere katkımız olacağı için mutluyum. Bölümümüzün özelliklerinden, farklılıklarından bahsedelim. Hangi öğrenci yatkınlığı ne yani yöne olan öğrenci endüstri mühendisliğini seçmeli, bunu da soralım. Ekleyeyim onu. Önce endüstri mühendisliği nedir? Öyle başlayayım. Endüstri mühendisliği aslında çok basitçe anlatmak gerekirse en kısıtlı kaynaklarla en verimli çözümü üretmeye çalışan bilimdir ve biz öğrencilerimize buradaki eğitim hayatları boyunca matematik araçlarını kullanarak bunu nasıl yapabileceklerini uygulamalı olarak da göstermeye çalışıyoruz. Cümlemin içinde de geçtiği gibi endüstri mühendisliğinin olmazsa olmazı matematiktir. Dolayısıyla matematiği çok seven, matematiği çok iyi olan bütün öğrencilerin ve tabii ki belirli bir sıralama giden bütün öğrencileri endüstri mühendisliğini daha fazla araştırmalarını ve tercih listelerini yazmalarını tavsiye ederiz. Tamam, birazcık da o zaman Yeditepe Endüstri Mühendisliği'nin farklılıklarından, özelliklerinden bahsedelim. Yeditepe Endüstri Mühendisliği özellikle 1996 yılında Sistem Mühendisliği adıyla kuruldu. Daha sonra 2012 yılında yanılmıyorsam Endüstri ve Sistem Mühendisliği olarak adı değişti. En son 2020 yılında YÖK kararıyla Endüstri Mühendisliği olarak dönüştü. Şu anda Türkiye'deki bütün endüstri mühendisliği programlarına benzer bir programımız var. Bunun yanı sıra dönüşen isim olmasına rağmen içerisinde hala sistem mühendisliği derslerini barındırıyor. Yani biz öğrencilere hem endüstri mühendisliği hem sistem mühendisliği nosyonlarını katmaya çalışıyoruz burada. Bunu yaparken de sanayiyle yakın çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü yıl öğrenci derslerini almaya başladığı zaman, üçüncü yıl ikinci döneminde markalı bir dersimiz var. Bu markalı ders sayesinde öğrenci bizim teoride anlattıklarımızın aslında pratikteki kişiler tarafından nasıl uygulandığını görme fırsatı buluyorlar. Hemen arkasından yaz stajına gidiyorlar. Bir aylık zorunlu bir stajları var ki daha fazla da yapabilirler ama biz minimum bir aylık bir zorunlu staj istiyoruz. Ondan sonra dönüyorlar. Yine sanayiyle işbirliği halinde bir bitirme projesi serüvenleri başlıyor. İki dönem süren uzun bir mühendislik projesi gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda da öğrenciler 3. yıldan itibaren teorik bilgilerini pratik bilgiye nasıl dönüştürebileceklerini uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar. Bu da bizim üniversitemizin, Yeditepe Üniversitesi'ndeki endüstri mühendisliğinin temel farklarından. Bir diğer fark ise kodlama derslerinin programımızda çokça bulunması. Yani biz endüstri mühendisliği geliştirirken kendi programını yazabilen, uygulayabilen ve daha sonra ilgili departmanlara aktarabilecek kişiler yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden programımızın güçlü, genç, dinamik insanlardan oluştuğunu da burada söylemek isterim. Ciddi, önemli yerlerde doktoralarını tamamlamış, önemli yayınlar yapmış ve sürekli kendini geliştiren, iyileştiren bir kadromuz var diyebilirim. O zaman mezunlarımızdan da bahsedelim. Sanki söz oraya kadar geldi. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz hocam? Mezunlarla iletişim devam ediyor mu? Daha çok hangi iş alanlarını tercih ettiler? Endüstri mühendisliği demek yelpaze genişliğinin çok olduğu bir alan demek. Biz mezunlarımızla iletişim halindeyiz. 96 yılından beri işleyen bir bölüm, 2000 yılından beri mezun veren bir bölüm. Yani 22 yıldan fazladır mezun veriyoruz. 1000'den fazla mezunumuz var. Bunlar aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde endüstri mühendisliği yapıyorlar. Yani bütün sektörlerde her işi yapmıyorlar. Süreçleri geliştirmeye, iyileştirmeye, verimi arttırmaya çalışan bireyler bunlar. Mezunlarımızdan ziyade öğrencilerimiz artık mezun olmadan iş bulur hale geldiler. Dolayısıyla bu da bizim eğitimimizin kalitesini, üniversitenin kalitesini gösteriyor. Aklınıza gelebilecek lojistik sektöründen tutun, üretim planlama, üretim sahaları gibi birçok alanda, sağlık sektörü, insan kaynakları, süreçlerin her birinin içerisinde artık bizim mezunlarımızı bulabiliyoruz. Hem de aklınıza gelebilecek önemli bir firmaların tamamında. O zaman söz üniversite sanayi işbirliğine mi geldi hocam? Şimdi? Evet, biraz önce de söylediğim gibi biz, üniversitenin zaten böyle bir planlaması var. Bizim de var aynı şekilde. Biz bölüm olarak belirli aralıklarla sanayi işbirliklerimizi sıkı tutmak anlamında ve sanayinin bizden beklediğinin ne olduğunu anlamak adına danışma kurulları düzenliyoruz. Burada önemli firmalardan üst düzey yöneticiler gelip ya artık bizim şöyle mezuna ihtiyacımız var, bizim şunu bilen adama ihtiyacımız var gibi geri dönüşler alıyoruz. Tabii bu belirli aralıklarla yapılıyor. Çünkü programları sürekli güncellemek çok sağlıklı değil. Belirli aralıklarla bu geri dönüşler alıp uygun zamanlarda uygun değişiklikler yapıyoruz. Bu sayede de hem sanayinin isteklerine cevap veriyoruz, hem sanayiyle işbirlikleri geliştiriyoruz. Öğrencilerimize
Buradan sanayideki kişilerden mentorluk desteği alıyoruz. Öğrencilerin hard skill'leri, yani bizim derslerde öğrettiklerimiz dışında soft skill'lerinin gelişmesine yönelik yine sanayideki kişilerden çeşitli zamanlarda destek alarak biz öğrencimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Buradan çıktıkları anda zaten daha önceden de söyledim, çıkmadan daha iş hayatını hazır hale getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Peki hocam, uluslararası işbirliklerinden, akreditasyonlardan da biraz bahsedelim mi? Bunlar da çok merak edilen çok konular. Evet, artık her gelen akreditasyonunuz var mı diye soruyor. Biz yanılmıyorsam 2010 yılından beri ya da 2009'undan beri akreditelenen bir bölümüz. Dolayısıyla çok uzun yıllardır sınırsız, yani kesintisiz bir akreditasyon sürecinden geçtik ve şu anda da 2025 yılına kadar tekrar akreditedildik. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünya, özellikle Avrupa ve dünyanın istediği standartlarda eğitim verdiğimizin bir kanıtı bunlar zaten. Yurt dışı bağlantılarına buradan bağlamak gerekirse, bizim öğretim üyelerimizin birçoğunun zaten yurt dışı tecrübesi olduğu için, yurt dışı bağlantıları olduğu için bu bağlantıları biz öğrencilerimize lisans ve lisans seviyelerde olabildiğince fazla yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir dünya vatandaşı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de üniversitenin önemli bir bakış açısı var: açık iletişim. Dolayısıyla üniversiteye eğer ziyaret etme şansı olanlar olduysa veya olacaksa, yukarıları çıkarlarsa öğretim üyelerinin kapılarının hep şeffaf olduğunu görürler. Bunun da sebebi açık iletişim. Yani öğrenci daha öğrencilik yıllarında kendi isteklerini anlatabilmeli, sorgulayabilmeli, iletişim kurabilmeli. O yüzden de biz birer dünya vatandaşı yetiştirilmemizi düşünüyoruz. Evet, camlı kapılar deyince ben hocam hemen sözü kampüse getirdim. Ayrıca da kampüs olmanın avantajı. Çok önemli. Kampüs olmak, kampüs bence bir insan hayatında olmazsa olmaz. Çünkü artık tabii ki bir sürü üniversitelerin bir sürü olanakları var. Yan dallar, çaplar, belki biraz sonradan da biraz bahsederiz. İşte Exchange Erasmus anlaşmaları. Fakat bence öğrencinin kendini öğrencilik hayatında geliştirmesi gereken diğer bir yol sosyal ilişkileri. Burada kampüs hayatında ikili ilişkileriniz, kulüpler sayesinde ve arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakit sayesinde çok hızlı ilerliyor. Üniversitedeki işte olanaklar, tenis kortları, havuzlar gibi hani farklı spor yapmak isteyen veya o açıdan sosyalleşmek isteyen insanlar için de sınırsız olanak sunuyor. Dolayısıyla kampüs hayatı çok önemli. Yeditepe herhalde Türkiye'deki ilk 3-5 kampüs sıralamasında en üstlerde yer alacaktır. Yanılmıyorsam bu seneki birinciyiz kampüste, en son yapılan bir araştırmada. Bu da aslında bizim kampüsümüzün ne kadar farklı ve özel olduğunu gösteriyor. Evet, siz de demiştiniz. Şimdi de o zaman çift anadalı, yandalı konuşalım. Zaten artık herhalde köklü üniversitenin olmazsa olmaz koşullarındandır yandal, çap ve Erasmus Exchange anlaşmaları. Bizim bölümümüzde de çok geniş elpazede yandal, çift anadal opsiyonları mevcut. Öğrencileri eğilimlerine göre, yeteneklerine göre bizlerden geri dönüşler alarak doğru yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu yapan, çokça yapan ve çok başarılı olan öğrencilerimiz var. Kimisi bizde araştırma görevlisi veya bursiyer olarak kalıyor. Kimisi ise bunları başka alanlarda kullanıyor. Ama bütün bu olanaklar mevcut ve öğrencilerimiz son yıllarda çokça bilgisayar mühendisliğiyle veya işte ekonomiyle gibi alanlarla yandal ve çap anlaşmalarını aktif bir şekilde kullanıyorlar. Evet, umarım bütün soru işaretlerini gidermişsiniz. İnşallah. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.